Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Mayıs ayına 30 Nisan'da Akrep Burcu'nda meydana gelen Dolunay'ın enerjileriyle başlıyoruz. Evet, 12. evinizde meydana gelen bu Dolunay etkilerini Mayıs ayının ilk haftası içerisinde de sürdürebilir. Lütfen Dolunay ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için linki tıklayıp Dolunay videomuzu izlemeyi unutmayın. Evet, Dolunay 12. evinizde meydana geldi. Sürprizli ve biraz böyle beklenmeyen konuların gündeme gelebileceği bir Dolunay bu. 12. ev Dolunayları daha çok gizli olan konuların ya da var olup da bizim haberimiz olmayan kavramların aydınlandığı süreçleri işaret eder. Sırlar ortaya çıkabilir, bazı saklanan şeyler ortaya çıkabilir ya da gerçekten hani fiziksel anlamda da gizlenmiş, saklanmış veya kaybettiğimiz şeyleri bulabiliriz. Böyle bir durum da olabilir. Gizli düşmanlıklar yine olabilir. Bir yandan da bilinçaltımızın hareketlendiği, ruhsal ve manevi anlamda da güçlü olarak titreşimlerin hissedildiği bir dönemdir. 12. evde bir bırakma, bir sonlanma enerjisi olduğu için, Akrep Burcu'da bir güçlü dönüşüm enerjisi taşıdığı için kendiniz için bazı böyle kararlar verebilir. Yaşamınızda bırakmak, artık sizin için gerekliliği olmamış konuları kendinizden uzaklaştırmak, kurtulmak isteyebilirsiniz. Zararlı bir alışkanlığı bırakmak için çok iyi bir dönem. Bağımlılıklardan kurtulmak için iyi bir dönem. İş hayatınız, günlük hayatınız, sağlığınız bunlarla ilgili uygulamalara başlamak, kararlar vermek için iyi bir dönem. Bir tedavi olabilir, bir terapi çalışması olabilir ki özellikle ruhsal ve bilinçaltı çalışmaları için yine çok verimli bir dolunay sürecinde olacağız. Şu dönemde özellikle dolunay haftasında biraz hassas olabilirsiniz. Biraz uyku problemleri yaşayabilirsiniz ki rüyalarınız çok derin olabilir ve gizli bazı mesajlar da alabilirsiniz. Sezgilerinizin yükseldiği bir dönem. Biraz yalnız kalmaya, kendinize özel zamanlar ayırmaya çalışın. Burada tefekkür etmek, biraz içe dönmek gerçekten o sezgilerinizden, iç sesinizden yararlanmanıza imkan verecektir. Mayıs'ın ilk günlerinde bu enerjiler bizi etkiliyor olacak sevgili yaylar. Evet, gezegeniniz Jüpiter'de Akrep Burcu'nda genel anlamda aslında tüm yıla yayılan bu dolunaya benzeyen enerjileri güçlendiriyor. Ve ayın 21'ine kadar Güneş Boğa Burcu'nda olacak. Bu ay yine sağlık konularını aydınlatıyor. Ve buralara da sizi yönlendirecek. Gerek fiziksel gerek bedensel sağlığınızla ilgili konulara. Günlük hayatınız, iş koşullarınız, alışkanlıklarınız, iş ve mesleki konular, çalışma şartlarınız buralara bir enerji gönderiyor. Merkür ayın 13'üne kadar Koç burcunda hızlı bir Merkür var, güçlü bir Merkür var. Bu günlük hayatınızı biraz daha aslında aktif hale getirebilir. En azından Merkür Koç'tayken sosyal konularda, iletişim konularında hareketler artarken bu tarz yaratıcı faaliyetlerde de daha rahat çalışabilirsiniz. Yani yazılı ve sözel, iletişimle ilgili her türlü işinizde yaratıcılığınızın yüksek olacağını söyleyebiliriz. Ayın 13'ünden sonra Merkür Boğa Burcu'na geçiş yapacak. Bu Merkür biraz daha yavaşlarken biraz daha ağır hareket edip belki daha somut şeylerle, daha para gibi, hani iş konuları gibi günlük hayatınızdaki konularla ilgilenmeye başlayabilirsiniz. Evet, 15 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda bir yeni ay var. İş hayatınız, çalışma koşullarınız, mesleğiniz, sağlık koşullarınızla ilgili gelişmeler olabilir. Yeni adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız da işte böyle yaşadığınız mekanlarda konfora yönelik bazı değişimler yapabilirler. Gardırobunuzda bir yenilik yapabilirsiniz. Giyim kuşamınızda. İşte günlük hayatınızda beslenme şeklinizde bazı yenilikler. Bir tedaviye başlamak olabilir, bir diyete başlamak olabilir. Bu gibi konular biraz geniş kapsamlı da olsa bu dolunayla beraber gündemde olacak diyebiliriz. Dolunayla beraber önemli burç değişimleri de var. Mars ayın 15'inde uzun süredir hareket ettiği Koç burcundan ayrılıyor Uranüs ve Boğa Burcu'na geçiş yapıyor. Evet, Uranüs Boğa Burcu'nda 7 yıl kalacak ve hepimiz de doğum haritalarındaki pozisyonlarına göre az veya çok etkileyecek. Lütfen Uranüs'ün Boğa Burcu'ndaki seyriyle ilgili hazırladığımız videomuzu linki tıklayarak izlemeyi unutmayın. Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçişinin hemen ardından 16 Mayıs'ta da
Mars Kova burcuna geçiyor ve her ikisi de sabit burçlara geçiş yapacaklar ve sabit burçların ilk derecelerinde böyle birbirlerine sert bakış yapacaklar. Ayın 15 ile 18 arası bu biraz yoğun olarak hissedilebilir. Sabit burçlar daha fazla etki alıyorlar. Yani siz çok fazla etki alan bir burç grubu değilsiniz. Ancak işte yanınızda çalışan kişiler olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, evcil hayvanlarınız olabilir, akrabalarınız olabilir. Onlarla da ilgili böyle sürpriz bazı gerilimlerle karşılaşma ihtimali de var. Bu konularda en azından ay ortasında dikkat etmekte fayda var. Venüs ayın 19'una kadar İkizler Burcu'nda olacak sevgili yaylar. Bu eş ve partner konularında daha hoş, daha destekleyici etkiler veriyor. Partnerinizle ve eşinizle daha keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. İlişkileriniz biraz daha romantik hale gelebilir. Eğer yalnızsanız tabii bu orada sosyal hayatta da bir canlanma getirecek gibi görünüyor. Sosyal alanlarda daha aktif olabileceğiniz gibi fırsatlar da söz konusu olabilir. Venüs ayın 19'undan sonra Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. Ayın son döneminde Venüs daha çok sizi finansal konularda destekliyor. Eşinizden kaynaklar gelebilir örneğin, destekler gelebilir veya bir kredi, bir banka işlemi, desteği ya da bir sigortadır, işte emekliliktir ya da bir miras ve ona benzer bir şeydir. Yani Venüs buralarda bazı küçük de olsa hoş etkiler getirebilir. Evet, ayın 21'inden itibaren Güneş İkizler Burcu'na geçiş yapacak. Ayın son haftasında ilişki evinizi aydınlatıyor artık. Ve siz de biraz daha böyle günlük hayattır, alışkanlıklardır, sağlıktır, iştir. Yani bunlardan uzaklaşıp ayın son haftasında daha çok böyle sosyal hayat ve ilişkiler konusunda güneş enerjisini hissedeceksiniz. Ayın 29'unda burcunuzda bir dolunayla bu ayı tamamlayacağız ama etkilerini ayın 25'inden itibaren hissedebilirsiniz. Haziran'ın ilk günlerinde de bu gündemde olabilir. Evet, bu 29 Mayıs'taki dolunay, özellikle aralığın son günleri doğduysanız, Kasım'ın son günleri doğduysanız sevgili yaylar, daha fazla sizi etkileyebilir. Biraz daha böyle yaşamınızda değişim yapma arzusu olabilir ya da bazı kararlar verebilirsiniz. İlişkilerinizle ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Kendinizle ilgili bazı farkındalıklar söz konusu olabilir. Bu dolunay enerjisiyle beraber hem bedensel, fiziksel anlamda dış görünümünüze de ilgi duyacağınızı söyleyebiliriz. Yani bazı böyle imajınızı değiştirecek adımlar atabilirsiniz. Veya genel anlamda hayattaki duruşunuz, kariyeriniz, ilişkileriniz, tüm bunlarla da ilgili bazı konularda yine dolunay enerjileriyle gündemde olabilir. Evet, ayın genelini toparlarsak, ayın başında akrep dolunayıyla biraz gizemli, biraz içe dönük, biraz münzevi enerjilerle aya başlıyoruz. Hem bedensel hem ruhsal kendimizle ilgilenmek için iyi bir süreç, yenilenmek için iyi bir süreç, sağlığımıza odaklanmak için ve gerçekten kendimize yarayacak, yararlı ve mantıklı kararlar vermek ve bunları disiplinli bir şekilde uygulayabilmek için iyi bir süreçte olacağız. Ay ortasından itibaren Boğa Burcu'nda bir yeni ay doğuyor. Bu da zaten sağlık alanında günlük hayat, alışkanlıklar, iş ve mesleki konular, çalışma konularımızla ilgili yeni adımlar atma konusunda bize güçlü enerjiler verecek. Ve ay ortasından itibaren Mars'ın Kova Burcu'na geçişi, Uranüs'ün Boğa Burcu'na geçişi birazcık böyle genel anlamda yakın çevre ilişkilerinde beklemediğimiz ani durumları getirebilir. Özellikle iş ortamındaki ilişkilere dikkat etmekte, temkinli yaklaşmakta fayda var. Ayın ikinci yarısından sonra Venüs'ün ayın 19'unda Yengeç Burcu'na geçmesi ayın son günlerinde size ufak da olsa parasal destekler getirebilir. Bazı yardımlarla karşılaşabilirsiniz. Ayın son haftası artık İkizler Burcu'ndaki Güneş'in İkizler'e geçişi ve 29 Mayıs'ta burcunuzda olacak olan Yay Burcu Dolunay'ı kendinize daha fazla odaklanmanızı sağlıyor ama bir yandan da böyle motivasyonunuzun yükseldiğini, enerjinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz. Dış görünüşünüz, fiziksel imajınızla da ilgili bazı önemli kararlar almanız, dönüşümler yaşamanız mümkün görünüyor. Dışarıdan gelebilecek bazı konular, uyarıcı etkiler ki bu karşınızdaki kişi bir ilişkiyle de ilgili olabilir. Eşiniz, partneriniz veya ortağınızla da ilgili olabilir. Dış koşullardan meydana gelebilecek bir
tetikleyici unsur da, bir etki de yaşamdaki duruşunuzda, ana temel konularda, bu bir işbirliği olabilir, bir kariyer konusu ya da bir ilişki içerisindeki pozisyonunuz olabilir. İşte bunlarla ilgili alanlarda da böyle bazı farkındalıklar yaşamanıza, bazı kararlar vermenize imkan verebilir sevgili yaylar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.